19. yüzyılın sonlarına doğru fotoğraf herkesin ulaşabileceği bir ürün haline geldi. Eastman Kodak'ın "Siz düğmeye basın, gerisini biz yaparız" sloganı bu fikri destekliyordu. Bu dönemde albümler Amerikan aile hayatının doğal bir parçası olmaya başladı. Bu eseri diğerlerinden farklı kılan şey ise genç bir adamın bu formatı kullanarak tamamen kendine özgü ve eşsiz bir şey yaratmış olması. Parçaları birleştirerek özel düşünceler, fotoğraflar, illüstrasyonlar, derslerde elden ele dolaşan el yazısıyla yazılmış notlarla genç adam romantik ideallerini ortaya koymuş. Bu albüm bir yandan da kadınlar üzerinde yapılmış bir araştırma niteliği taşıyor. Genç Daniel, ilgisini çeken kızlara anket tarzında ve her birinin gerçekten kim olduğunu anlamaya yönelik sorular yönlendirmiş. Bu durum bir nevi gençlerin saygısızlığını ortaya koyuyor. Her sayfada alışılmadık şekillerde kullanılan fotoğraflara rastlıyoruz. Mary Carrot isimli bir bayana adanmış olan bu sayfada, birden fazla kopyasını bastığını düşündüğümüz bu fotoğraftan küçücük bir parça kesmiş ve bu zarfın arkasına yapıştırmış. Zarfı açtığımızda ise bu sefer ilgisini çekmeyen herkesin kafasını keserek ortaya çıkardığı aynı fotoğrafın bir başka kopyasıyla karşılaşıyoruz. Albüm, fotoğrafların onun için ne anlama geldiğiyle, ayrıca hızla büyüyen medya kültüründe ve fotoğrafçılıkta insanların fotoğraflarla olan ilişkilerinin romantik ya da güzellik idealleriyle ilgili bize ne anlattığıyla ilgili bir çalışma. Daniel Rochford şaşırtıcı olmayan bir şekilde gazeteci oldu. Ve bu durum aynı edebiyatta olduğu gibi kendi varoluşumuzla ilgili daha çok bilgiye sahip olduğumuzda genel ve ilişkilendirilebilir deneyimlere daha açık olmamız anlamına gelir. Bu albüm gerçekten de bir öz portre.